Evet, burası Mithat Başakçalı. Karşımız da Halit Doğan. Sağda şu anda. Yazar, hukukçu, gazeteci ve televizyon programcısı Halit Kıvanç, camiamızın Halit abisi, çocukluğumuzun unutulmaz sesi. 18 Şubat 1925'te Fatih'te dünyaya gelen Kıvanç, çocukluğundan itibaren meraklı ve öğrenmeye açıktı. İlkokula yaşından önce başlamış, öğrenimine Pertevniyal Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam etmiştir. 97,5 yaşında bir insan. Yani şöyle söyleyeyim. Bizde bir şey kaldı, dallarda dua ettim. Giderken de bir reklam yapmış olayım dedim. Yüzden yaşamak. Hepsini bir yüzden sonra çağırabilirsin. Unutamam dedim. Birime bağlıyım. Birime. Bir adamlarına da reklam programında değil. Ama ne yalan söyleyeyim. Eğer ben bir adam olarak yetiştimse bunu sadece demiyorum. Sadece demiyorum. En önce Ertemiyen Lisesi'nin nur içinde yatan kocalar. Ama ben, ama bir güzellik şey, ben bir okul çocuğu olarak alıyorum ödül. Pertevniyal Lisesi'nin ödülü. Ödülünü kutluyoruz. Pertevniyal Lisesi. Evet. Düşünün ben de 70 sene, 75 sene filan evvel oluyor bunlar, değil mi? Hani işte öyle göstermiyorum. Futbolu çok sevmiş ama kendisi de iyi bir futbolcu olmadığını itiraf etmiştir. O halde futbolu yazacaktır. Üniversitede spor dergisinde Kanarya Mahlası ile futbol mizahı yazıları yazmaya başlar. Yazıları Akbaba dergisinde yayınlanacak ve zamanla Milliyet gazetesinde spor yazarı ve magazin müdürü olarak görev yapacaktır. Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olan Kıvanç, 10 Dünya Kupası'nı yerinde görmüş, Türkiye spor tarihinin en büyük efsanelerindendir. 1956'dan itibaren radyolarda dinlemeye başladığımız Kıvanç, 1969'da televizyon yayınlarının başlamasıyla futbol maçları, magazin programları, söyleşiler ve yarışmalarla düzgün Türkçesi, nezaketi, güçlü ve mizahi anlatımıyla hayatımızda önemli bir rol alacaktır. İyi akşamlar çocuklar. Ben sizlere bir öykü değil, ancak öyküleriyle tanınan, sevilen büyük bir Türk yazarının başından geçen olayı anlatacağım. Cem Karaca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, işte merak ediyorsunuz. Cem niçin gözlük takar? Bana soracağınıza ben Cem Karaca'ya sorayım, o size cevap versin. Efendim şimdi aslında insanın 400 gram falan bir ağırlığı burnun üstünde taşıması hoş bir şey değil. Bir zevk değil. Evet, özel bir zevk değil. Gazeteciler Cemiyeti tarafından başarı armağanına layık görülen bir yazısında, Portekiz seyahatinde oradaki yayıncı kuruluşta kendisine yardımcı olabilecek isimleri ararken yaşadığı maceraları anlatır. Portekiz Radyosu'nda herkesin 8-9 ismi olduğunu, Senyor Afonso, Rodriguez, Murao, Marcio, Agustinho, Antonio, Pereira, Pinto da Silva'yı bulma çalışmaları sırasında öğrenmiştir ve Türkiye'nin yüzünü kara çıkarmamak için de kendisine şöyle bir isim oluşturmuştur. Turcos, Radios Desportos, Sabah işbaşı, Gece Yarısı Paydos, Trafik Tıkalı, Elektrikler Fos, Vergi Taksit Bono Bırakmaz Kazanç, bendenizde Senyor Don Halit Kıvanç. Aynı kalem 70'lerde Asterix'i Türkçe'ye çevirir. Hopdedix, Toptorix, Dertsizix onun bulduğu isimlerdir.
yazdığı kitaplarla kaleminin gücünü bir kez daha kanıtlamış, Türk halkına saygın ve eğitici çalışmalarıyla hizmetinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından kariyer ödülüne layık görülmüştür. Halit Kıvanç, ülkemizin aydınlık yüzü ve lisemizin gurur kaynağı olarak sesiyle hatıralarımızdan asla silinmeyecektir. Pertemli Lisesi'ni nereden buldum diyecek. Fatih'te oturuyoruz. İşte karneleri getirdik, koyduk. Yani bilmiyorum, o zaman hepsi 5'miş benim notlar falan. Pertemli çok güzel okulmuş derdi. Ve niye Pertemniyel değil de Pertemniyel, Nihal diye ilk tartışma orada oluyordu. Okulda sordular. Ya bir dedik Pertemniyel diye tanıdık, sevdik. Pertemniyel olsun. Ve o zamanki yöneticileri çok taktığı durumlar içinde yazınlar hepsi. Dediler ki ya bilinmiş tanınmış bir harf için mi tartışacağız? Şu anda müdür odasındasın. İyi ki varsın Halit abi. Aklımda bir top olabilir. Ve daha ben bir kutlarına girebilir. Ben bütün yaptığımda kararına... Fenerbahçe 2, İngiliz şampiyonu 1, o gün bravo olsun, helal olsun.